Öncelikle hemen bir tane işleyeceğimiz RAW fotoğraf bulalım. Mesela ben bu özelliği daha çok arazide kullanıyorum. Yani anlık telefonuma aktarma ihtiyacı hissettiğimde, anlık herhangi bir şey paylaşmak durumunda olduğumda ya da işte birine mail göndermem icap ettiğinde RAW işleme fonksiyonunu kullanıyorum. Bunun için belirlediğimiz fotoğrafa geldikten sonra kamera üzerindeki info tuşuna basıyoruz. Bu menü açılıyor. Burada rötuş kısmına geliyoruz. Hemen en üstteki nev RAW işleme tıklıyoruz. Burada oluşturacağımız JPEG dosyasının hangi karta kaydedileceğini seçiyoruz. Ve işleme menüsü karşımıza çıkıyor. En başta oluşturulacak JPEG dosyasının boyutunu belirliyoruz. Bu en üstteki fine yıldız şeklinde olan kalite odaklı anlamına geliyor. Ben bunu kullanıyorum. Resim boyutu oluşacak dosyanın büyüklüğünü belirtiyor. İşte large seçersek fotoğrafın kendi boyutunda olması sağlanıyor. Daha küçük seçebilirsiniz. Başka insanlara gönderecekseniz boyutu küçük olması açısından. Ama large uygundur. Diğer işlemi telefonda da yapabilirsiniz zaten. Beyaz dengesine geldiğimizde burada orijinal yani fotoğrafın kaydedildiği hali en başta sunuluyor. Altında otomatik seçeneği var. Zaten bu ikisi hemen hemen aynı çıkacaktır. Siz makinede özel bir ayar yapmadıysanız white balance değerlerini zaten aşina olanlar bilecektir. Burada hazır şablonları kullanabildiğiniz gibi Kelvin değerine gelip renk sıcaklığını kendiniz de buradan uygun şekilde belirleyebilirsiniz. Ben bunu daha çok sabahın ilk ışıklarında çektiğim fotoğraflarda kullanıyorum. Bunu da belirledikten sonra hemen altında pozlama telafisi var. En çok işime yarayan da bu oluyor. Özellikle gökyüzüne doğru uçar kuşlara çektiğimde bazen karanlık olma durumlarıyla karşılaşıyorum. Pozlama telafiyi o çekim anında veremediğim durumlarda bana çok yardımcı oluyor. Hemen buradan gelip mesela artı 2 yaptığımda fotoğraf kendini bulmuş oluyor. Ama bu fotoğraf dengeli bir fotoğraf olduğu için gerek yok. Picture Control'de ben genelde Vivid yani canlı olarak kullanıyorum. Burada hazır bir sürü şablon var zaten. Bunları da deneyebilirsiniz. Yüksek ISO, kumlanma azaltma özellikle gece fotoğraflarında işinize yarayacaktır ya da ışığın düşük olduğu anlarda. Burada en üstte makinedeki orijinal hali mevcut. Diğeri de işte yüksek, normal, düşük ve kapalı olacak şekilde seçim yapabiliyorsunuz. Renkli alan sRGB ya da Adobe RGB olarak seçim var. Ben sRGB'yi kullanıyorum. Gene vignette kontrolünü aynı şekilde aynı bu makinedeki ayarlarımızdaki gibi kullanabiliyoruz. Etkin Daylighting de benim oldukça işime yarayan bir özellik. Yine sonucunu kestiremediğim anlık gelişen fotoğraflar olursa bu da karanlık bölgeleri aydınlatma konusunda bana oldukça yardımcı oluyor. Kırınım telafisi zaten açık. Mesela F20 gibi işte F20 hatta onun da üstündeki değerlerde fotoğraf çektiğinizde oluşacak kırınımı telafi etmeye yarayan bir özellik. Bu da 10 olarak düşünüyorum. Yani ben o değerlere çok çıkmıyorum ama. En son işlemimiz bittiğinde exe diyoruz ve resim kaydedilmiş oluyor. Bu haliyle hazır. Onları da en sona atıyor JPEG dosyalarını. Mesela başka bir tane daha kötüce bir foto. Mesela şu fotoğraf çok başarılı değil. Bunu birazcık açmaya çalışalım. Bakın orijinal değeri buydu.
Şöyle 5600 Kelvin yapalım şimdilik. Birazcık pozlamayı arttıralım. Artı 0.7 yaptım. Burada Vivid seçili. Daylighting'i de biraz açacağım. Evet. Normalin bir üstündeki yükseğe çıkarttım. Daha da yüksek var ama o çok açıyor. Şöyle high yaparsak yeterli olacak. Burada da Vivid seçiliydi. Bunları da görmüş olalım. Evet, Vivid kalabilir. Şunu bir parça daha açayım. Exit diyorum ve fotoğrafı kaydetmiş olduk. Yani en azından acil durumda kullanılabilecek hale geldi. Başka var mı diye bakalım. Evet, mesela bu oldukça karanlık çıkmış. Hemen rötuşa geliyorum. Zaten burada bir önce yaptığınız ayarları sakladığı için her defasında oynamanıza gerek kalmıyor. Şöyle otomatik kullanalım. Bakın az önce kullandığımız 0.7 de buraya getirilmiş. Şimdi karanlık fotoğrafı artı 2 ile açtım. Gene Vivid seçili. Etkin Daylighting'i de high'da, yani yüksekte bırakmıştık. O da öyle kalsın yine. Vivid seçili. Exit diyorum. Ve fotoğrafı en azından bir miktar da olsa kurtarmış oluyorum. Yani yanımızda bilgisayar yoksa acil durumlar için oldukça kullanışlı. Umarım bu konuda işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.